Affedersiniz, bir taraflarım dondu burada ya. Ne diyecekseniz deyin, dinliyorum. Anlatalım. Efsun kardeşim, bu atanlar bana çok büyük bir kazık attılar. Ama çok büyük kazık. Mehmet Emir geldi, benden borç para aldı. Sonra borcunu ödemedi. Ben de dedim, gideyim tahsil edeyim. O şey yok mu, Hülya Atağan? Bana dedi, ben bu borcu ödeyeceğim. Öyle mi? Öyle. İyi, tamam. Yalan yok yani. Getirdi önüme bir para da koydu. Koymadı değil ama çok eksik. Ben ona ne dedim biliyor musun? Dedim, sen benimle dalga mı geçiyorsun ya dedim. Oo, çok iyi konuşmuşsunuz Behçet Bey. Yani lafı gediğine koymuşsunuz. Kıvrak zekanız şu an beni çok etkiledi yani. Vay be, sen benden dalga mı geçiyorsun? Ne demek ya? O para bizim paramız Behçet Bey. O para bizim paramız. Anlatabiliyor muyum? Bizim teyzemin, benim param. O gasp ettiği para bizden. Ya tamam tamam. Ben seni anlıyorum bak. Gayet iyi anlıyorum ama bir lafın sözün arkasını bekle. Bak ne diyeceğim. Sonra bu Kenan Erksan peydah oldu. Dedi işte, bu atanların borcu benim borcum dedi. Bu borcu ben ödeyeceğim. Bir güvendik. Sözüne itimat edilir sandım. Ya kusura kalma diyorum ama yani ne yapayım yani. Benim de bir yere kadar bir dayanma sınırım var ya. Yani. Ben madem kimse sözünde durmuyor, madem bunların hiçbirisi aldığı borcun arkasında durmuyorlar, madem bunlar sözünün eri değiller, ben de bunların canına ot tıkayacağım. Aa, yüzü burada yani. Cemal kardeşimle biz beraber bir yol çizdik. Atahan Holding zor durumda. Ya bunların sadece bana değil ki, uçan kuşa borçları var. Uçan kuşa diyorum ya. Bunların hissedarları bile bunlardan umudunu kesmişler. Ellerinde, avuçlarında ne var ne yok satmak için birbirleriyle yarışıyorlar resmen. Ama tabii bak, bu biraz da senin sayende bir daha. O geçen holdingde bir genel kurul toplantısı mı ne bir şey olmuş. Orada büyük olay çıkarmışsın sen. Yaptık bir şeyler. Vallahi çok iyi yapmışsın. Şimdi bunlar hisselerini ellerinden çıkarmaya başladılar ya. Ben de ufaktan ufaktan bunların hisseleri toplamaya başladım. Indira Gandhi yani. Holding'e sızmaya başladım. İşte ben böyle böyle bu Atağan oteller zinciri yok mu? Ona çökeceğim. Hülya Atağan. Hülya Atağan'la Mehmet Emir Atağan'ın tepesine bineceğim. Niye biliyor musun? Çünkü bunlar benim itibarımı iki paralık ettiler. Benim haysiyetimle oynadılar. Lan zaten bana dünya kadar borçları var bunların ya. Ellerinde, avuçlarında ne var ne yoksa hepsini alacağım. Göreceksiniz ama burada da söylüyorum. Yani Atağan'ları bitireceğiz Efsun. Sana yaptıklarını, teyzene yaptıklarını, Zeynep'e, kızlarına yaptıklarını, hepsinin cezalarını çekecekler. Yani Mehmet Emir Atağan aslında iyi de bir adamdır. Keşke de kurunun da yanında yaşta yanmasaydı yani, böyle olmasaydı. Ama tabii denecek de bir laf yok. Ama bu Atağanları bitirmek yani, en azından Hülya Atağan üzerinden konuşursak öyle de kolay da bir şey değil yani. Onlar çünkü Sayko Kiler Kenan'la birlikte ortak hareket ediyorlar. Yani ikisini birbirinden ayrı düşünmek olanaksız. Hep bir aradalar yani. Doğru. Doğru. Peki şöyle bir şeye ne dersin Efsun bacım? Biz bu Kenan Erksan'la Hülya Atağan'ın arasını açsak şey yarar mı sende? Ha? Bak. İşe yarar yaramasına canım, öyle şey mi olur? Kenan'la Hülya ayrılırsa Kenansız bir Hülya düşün. Bilemez. İyi ya bunlar, ha? Efsun, istersen sen Atağanlara gidip müjdeli haberi ver, hı? Gideyim vallahi, belki Nurhan'ı da görürüm. Hadi o zaman, Aga. Hadi konağa. Tamam abi. Geç, Efsun bacım, geç.